Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Tayfun, Londra Aktüel'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi dünyaya tanıtmayı kendine görev edinen Tayfun'un hikayesini izliyoruz. Londra'da göçmen ailelerin sıklıkla yaşadığı bölgelerden biri olan Tottenham bölgesinde doğdu, büyüdü. İlk başta fark etmese de ilerleyen zamanlarda farklı yerler görmenin de etkisiyle Tottenham'ın pek de yaşanması kolay bir bölge olmadığını anladı. Yaşadığı tüm zorlukları, umutlarını, hayata bakışını müziğine yansıttı ve yeni bir başlangıç yaptı hayata. Kendisine bir de hedef belirledi. Çok sevdiği ülkesini, Türkiye'yi dünyaya tanıtacaktı. İlk parçamda benim bir agresif bir ses tonunda, yani bir hikaye anlatıyorum. Benim anlattığım hikaye babamın cezaevinde yatması. Benim gördüğüm, büyürken gördüğüm, yaşadığım, yani aldığım tecrübeler. İlk parçamda böyle ve daha fazla böyle bir sinirli bir şekilde bunları anlatıyorum. Ama ikinci parçamda biraz daha duygusal, daha sakin bir şekilde babamın bana gösterdiği ya da babamdan aldığım dersler, ya kendi dedi ya da kendim izleyerek yakaladığım dersler, onları daha bir duygusal şekilde anlatıyorum ve daha derine iniyorum ikinci parçamda. Kendi artist ismim bile Tayfun. Yani başka bir İngilizce ismi koymadım oraya. Çünkü benim özel, yani kendi ismim Tayfun. Ve benim kaldığım bölge, gittiğim yerler, yediğim yemekler hala çoğunluk olarak Türk. Yani bu bizim oturduğumuz bölge, yani o Türk şeyini kaplıyor, yani o kültürü kaplıyor, o kültür kaybolmuyor. Ama yani bu şimdiki bizim gençler, ben de genç olarak, yani çoğu gençler şu an o kültürü kaybetmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş kaybediliyor, yani gidiyor bu. Onlar nasıl şu değil sonuçta. Onlar ne bilecek yani buradan. Çünkü burada doğduk büyüdük yani. Bu bizim hayatımız. Bu bizim gerçeğimiz sonuçta. Ama yani bir derine inersen kafanızda. Ben derine indiğimde, Türkiye'ye gittiğimde bana yansıyor yani. Hemen diyorum bak, aha bak ben buralıyım diyorum. Bu benim memleketim diyorum. Sonuçta yani. Özellikle uçaktan indim mesela. Uçaktan indiğim an yani ben daha 2-3 gün oluyor ben Ölüdeniz'den geleli. Ölüdeniz'e ben Dalaman havalanına indim. Hemen heyecan bastı bana. Neden dedim, şimdi buradan bir çıkayım, bir taksi ayarlayayım dedim. O taksinin kokusunu özlüyorum ben çünkü. O taksiye girdiğim an adam bana konuşmaya başlıyor. İşte şoför adam bana konuşmaya başlıyor. Ben pek dinlemiyorum ne dediğini. Tek konuşma tarzı hoşuma gidiyor onun benim. O konuşmaya tutuyorum onu. O taksinin o havası... Orhan Gencebay dinlemesi ya da Müslüm Gürses'i dinlemesi, Ferdi Tayfur'u dinlemesi, o beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor yani. Bu kültürümüz tertemiz olduğu bir yer sonuçta, yani Türkiye hala o kültürü tutuyor. Yani o hiç bozulmadı. Türkiye'nin çoğu yerinde ya da her yerinde daha bozulmadı bu Türk kültürü. Ve aynı anda çok modern bir ülke. Yani çok güzel bir... Nasıl diyeyim, bir balance'ı var. Çok güzel bir, yani o yüzden çok hoşuma gidiyor Türkiye. Yani bir sonuçta yani o denizi, kumu yok yani başka yerde. Müzik
So what is it? So prolific. Ended up with open visits. Mummy's hurt but coping with it. I remember it so clear. Baba told me have no fear. Fools to be the man of the house. This little man, he had no peers. It's so deep. Nights I had no sleep. I had to stand on my own feet. All this Baba showed me. These are the lessons from my Baba. Bu en son klibinde de dediğin gibi Türkiye'nin birçok yerinde çektin. Farklı görüntüler var. Özellikle arkadaş çevrendekiler de bunu izliyor. Hatta arkadaş çevrenin dışında şimdi biraz da fan kitlen oluşmaya başladı. Evet, Kanada'dan, Norveç'ten, Avustralya'dan, Avusturya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan hep bana geliyor mesaj. Hollanda, mesajlar hep geliyor bana. Bir Türk olarak beni gururlandırdınız diyorlar. Bizi gururlandırdınız diyorlar. Arkandayız. Bu mesajlar beni hep dik tutuyor yani. Geliyor yani, günlük geliyor. 5-10 tane mesaj geliyor bana dünyanın her taraflarından. Çok gururlular yani. Çok memnunlar benim bu yaptığıma. Biri bana demişti ilk yaptığımda, ilk parçadan sonra bana demişti. Ben hep bekliyordum dedi, böyle bir tür çıkmasın dedi bu sahneye, bu rap sahnesine. Böyle bir şekilde hep bekliyordum, dua ediyordum dedi. Sen benim dualarımı gerçekleştirdin dedi. Helal olsun sana dedi abicim. Yani böyle mesajlar hep geliyor bana. Hemen o zaman önümüzdeki hedeflerden bahsedelim. Kafanda ne gibi planlar var? Neler yapmak istiyorsun? Şimdi bir yaz şarkısı çıkartmayı düşünüyorum. Önümüzdeki ay için. Bu Türkiye'ye yönetmeye Türkiye'ye doğru gitmeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de çok, yani Türkiye'de dinlenmek istiyorum ben yani. Çünkü sonuçta benim İngilizce yapıyorum ama ben dünyanın dinlemesi için İngilizce yapıyorum. Sonuçta benim yaptığım Türkiye'de Türk olarak yapıyorum bunu. Ama İngilizce yapmamın nedeni de herkesin dinleyebilmesi için. O videoya bastığında, o görüntüleri izlediğinde, o Türkiye'yi izlediğinde anlayabilmesi için İngilizce yapıyorum. Çünkü dünyanın çoğu İngilizce konuştuğu için onlar için daha rahat oluyor. Ha, zaman gelir Türkçe'de yönelirim. Bir Türkçe'de bir şey yapabilirim. Ama şu an o dünyayı yakalamaya çalışıyorum Türkiye'ye yönelmeleri için. Yani sen aslında dünyaya Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Benim amacım tek o. Yani biz bir sene önce ben stüdyoya girmeye başladığımda bile konuştuğumuz, plan yaptığımız, proje yaptığımız buydu. Demiştik biz Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz demiştik dünyaya. Yani ilk burada başlayıp Londra'ya, İngiltere'ye tanıtmak istiyoruz ama daha büyüdükçe dünyaya da tanımaya başlayacak. Çünkü sonuçta konuştuğum dil İngilizce. Parçalarımız güzel olduğu sürece insanlar dinleyecek ve dinlerken de bu Türk kültürünü yakalayacak. Ve amacım da buydu ve şu an iki parçam var şu an internette ve onlar, yani görüyorum şu an aklımda düşündüklerim, aklımda kurduklarım gerçekleşmeye başlıyor. Yani o yüzden memnunum ben şu an. Sana bu yolda başarılar diliyoruz. Son olarak istersen bizi buradan izleyip de özellikle Avrupa'da bizi izleyen, belki de kafası karışık olup Türk kültüründen uzaklaşmış olan gençler varsa onlara bir tavsiyen, bir önerin olur mu? Benim tavsiyem yani o tarzda yani gençlere benim tavsiyem, bak Türkiye'nizi unutmayın diyorum ben. Neden? Çünkü Türkiye sonuçta bizim kültürümüz o. Türk olmak, yani o memleketten olmak, bir derinlere inerseniz çok büyük bir memlekettir. Türkiye, Osmanlı, yani dünya açısında çok iz bırakmış bir memleket, yani iz bırakmış bir toplum. Ve o yüzden bunu, yani bu dünyaya, yeni modern dünyaya, yani hiç demiyorum ki çıkın ya da yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapan yok. Onların da suçu değil sonuçta. Burada bir yanlış yok. Ama bunu unutmayın yani. Benim aklımda bu kültürü, bu bu Türk hissini, ya da Türk Kürt olursan ol, ya da Türk ol, ya da Ermeni bir Türk ol, nereden olursan ol, bir Türk olarak, o memleketten olarak, o bayrağın altında olarak bu kültürü unutmayın diyorum. Çünkü çok kuvvetli, çok güçlü bir kültür. Çok ağır kültür. Yani
O yüzden benim hayatıma çok katkıda bulunan bir kültür. Beni ben yapan, dünyaya bakış açım, bir Türk olarak bakıyorum dünyaya. Ve beni daha ağır, ben öyle hissediyorum ki ben ondan dolayı daha ağır bir adamım. Yani öyle bir his, öyle hissediyorum ben, çünkü Türkiye'nin adamları bence ağır olur. Yani dünyada, yani herkesin kültürü kendine özeldir ama bizim kültürümüzde Türk olarak ağırız. Ve o yüzden bu kültürü unutmayın diyorum bence. Provide for my people.